Overtime videosuyla yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Videonun başlangıcında söylemiştim. Oklahoma City'yi zaten kendi evimizde zar zor devirebildik. Kendi evlerinde yenmemiz oldukça zor olacak diye. Bu da onlardan biri. Onlar da yılmıyor, biz de pes etmiyoruz. Ama overtime'da bu işi bitirmeye çalışıyoruz derken benim hatamı Tim Duncan telafi etmeye çalıştı. Westbrook galiba maç boyunca o kadar çok bilendi ki sanırım artık overtime'da ne diyeyim sorumluluk alacak diye tahmin ediyorum. Allah'tan ilkini kaçırdı ama ikincisini atmayı başardı. Kesinlikle cevap vermemiz gereken bir basket olduğu aşikar. Çünkü en azından bir serbest atışla döndüler. Öne geçmemiz için buna bizim cevap vermemiz gerekiyor ki o cevap geldi. Overtime'da da olay şu arkadaşlar, zaten sıkıntı bu. Süre kısıtlı olduğu için sorumluluğu kendiniz almanız gerekiyor. Şimdi durdurabilirsek daha başlangıçta ivmeyi arkamıza alırız da Westbrook neden postta bekliyor? Yani uzunların görevini Westbrook mu üstleniyor diyordum ama bir post drive'la içeri girdi. Bu da tribünleri ateşledi. Westbrook da uzatmalarda takımını sırtlamayı göze almış durumda. Yani posttan bile sayı ürettiğine göre şuradan bir boşluk yakaladım. Ama bloğu çok fena beynime yedim. Allah'tan geri sağ hatası da olmadı. Daha doğrusu geri sağ kuralı. Bir boşluk daha ne olur girsin. Anlaşıldı, üçlüklere yürümeyeceğiz. Çünkü ard arda iki tane kaçtı. Elimizi soğutacağız. Gene Westbrook posta bekliyor ama bu sefer posta dönmediler. Yani enteresan bir şekilde gördüm o perdeyi. Gördüm, tamam yetiştim. Bir sıkıntı yok, bir sıkıntı yok. Yok artık, girmesin. Girmesin, oldukça zorlu bir atıştı çünkü. Şimdi bizim için bir fast break şansı olabilir diyordum ama ileride iyi yerleşemedik. Fark etmez ama kesinlikle cevap vermemiz gerekiyor. Adam akıllı bir pik almaya çalışıyorum. Adam akıllı bir perde. O şekilde içeri girmeye çalışıyorum ama LaMarcus Aldridge bir anlık boşluk kaldı. Onunla bir şansımızı deneyelim. Allah'tan isabet var. Bize de fan gelecek. 11.000 fan geliyor. İşte gereken durdurma şimdi gelsin. Kesinlikle bir durdurma yakalayalım. Yoksa demeye kalmadan... Oh baby! Eğer bu faul olmasaydı Tim Duncan gerçekten Steven Adams'a kariyer bıraktıracak bir blok vurmuştu. Bu arada Tim Duncan da 5'ledi faullerde. O da riskli bir duruma girdi. Steven Adams ilkini kaçırdı. Bunu da kaçır. Denge bile gelmesin skora. Hiç gerek yok. Bunu da kaçırdı. Çok güzel. Sakiniz. Sol tarafta aslında Ginobili'yi görebilirdim ama... Hani riskli bir pas olduğu için atmak istemedim. Yani çünkü dedim ya, baskete ihtiyacımız var. Her topu iyi bir şekilde kullanmak lazım. Boyalı alan bomboş. Biz içeri girip bitiriyoruz. İhtiyacımız olan basketi yine biz alıyoruz. 12.500 fan. Hiçbir şekilde gevşeme sırası değil, aksine daha da üstüne gitme sırası. İzolasyonu fark ettiğim için hemen double team'e çağırdım. Ama topu çalamadım. Yapmayın abi, yapmayın oğlum. Durant Tula'dan işte aşina olduğumuz hareketler. Yani beyler, benim başımda zaten başlı başına bir Westbrook gibi bir dert var. Alt tarafı bir Durant'ı tutacaksınız demek de istemiyorum. Durant'e tutulmayınca tutulmuyor. Ya kendim pikle bir şeyler yapmaya çalışacağım ama beni tutuyorlar, artık yapacak bir şey yok. Double team de geldi. Timmy ne olur bir şeyler yap. Basket foul. Basket foul, çok güzel. Çok güzel, ritmi bozmayalım. Ne olursun bunu da at. Kafamız daha da bir rahat olsun. Çok güzel. Uzatmalarda sürenin yarısına gelmiş durumdayız. Şu ana kadar da güzel gidiyoruz. Bir kalan yarıda da bunları yapmaya çalışalım. Vaders o bir şey yapamaz o. Ondan bir şey olmaz. Teşekkür ederim Vaders, besleyin beni. Sağ tarafta Leonard koşuyor. Kaldırıyorum Rab'ı diyecektim ama gene animasyon izin vermedi. Olsun, basket oldu. Açıkçası Ali'yi falan da aramıyorum arkadaşlar şu anda. Önemli olan basket, önemli olan sayı. Farkı 6'ya çıkardık. Kafamız rahat. Bir durdurma daha maçı kaybettirir dedim ama ohoho! Westbrook'a bak sen. Westbrook benim hareketi bana yedirmeye çalıştı. Başarılı da oldu aslında ama sonucunu getiremedi. Bak madem öyle, bak ben sana bir kez daha bir abi olarak nasıl yapılır göstereceğim hareketi. O hareket böyle yapılır. Vaders'ı böyle uçurursun. Hani tamam, basket atamazsın ama en azından bir faul alabildim. Sende o başarı bile yok. Bizim hareketle bize şekil yapıyor. Abi yapma ya. Ya tam kaçıracak zamanı bulduk. Atarız atarız, tam kaçıracak zamanı bulduk. Allah'tan bunu attık. Ve rakibi mola yetiyoruz. Güzel gidiyoruz. Mola sonrası tekrardan birlikteyiz. Kaçırırsanız atarsak maç biter. Onu baştan söyleyeyim. Westbrook'tan bir hareketlenme var. İyi savunma, ne olur girmesin. Ama Westbrook bu işte. Tribünleri gene hareketlendirmeyi başardı. Yapacak bir şey yok.
Cevabı geciktirmememiz lazım. 7 sayılık fark oldukça iyiydi benim gözümde. Maç sonuna kadar gidebilir. Nerede bu boyalı alandakiler abicim? Nerede bu boyalı alandakiler? Maçı artık önemsemiyor musunuz? Hani farkında mısınız bilmiyorum ama bunu da kaybederseniz artık tur sizin için hayal olur. Onu söyleyeyim. Ama pek tabii ki bir şeyler söylemek için hala erken. 7 sayılık fark çok güzel olabilir ama ya böyle bir sağ sol, hayır abi, girmemesi lazım. Girmemesi lazım, çok güzel. Ya bir sağ sol bir önüme geçiyorsun ama bu arada reboundlarda da triple double yakaladık. Aslında uzatmaya gitmesini o yüzden sevdim arkadaşlar bir yerde. Topu kaptırmadan şöyle bir atalım. Katofa giriyorum. Yolla alley-oop'u. Yolla alley-oop'u. Biraz gereksiz şov yaptık aslında. Biraz gereksizdi. Keşke normal pas isteseydim, belki cutoff'tan en azından bir faul falan çıkarabilirdim. Oradan bir şey olmasın imkanı. Ya yapma be abi. Westbrook gerçekten kaçırmamaya başladı. Tribünleri de alevlendirmeye de başladı. O çok kötü. Hayır yani bir de imkansızları kovalıyor. İmkansız yerlerden sayı buluyor. Tribünlere o daha da gaz veriyor. O çok kötü. LaMarcus Aldridge, hayır abi, çok erken ya. Bunun, işte bunun başıma geleceğini biliyorum ben. Şimdi eğer yersek o daha demin çıkardığımız 7 sayılık farkın avantajının hiçbir şeyi kalmayacak. Tekrar stres başlayacak. Vaders'a top. Kafam rahat. Vaders gene bir şekilde bir saçmalar. Tıpkı şimdiki gibi. Abi yapmayın, orada 3 kişiyiz ya. 3 kişi abi, 3 kişiyiz ya. Bir kişi alamadı mı o topu? Yazıklar olsun, ne diyeyim ya. İşin kötü tarafı bizimkiler kaçırdı mı, tam kaçırıyor. Bunu da kaçırırsak o zaman stres başladı demektir. LaMarcus Aldridge bomboş. Ginobili'ye dön. Abi Ginobili'ye dön kendin. Ya yıldım, yemin ediyorum yıldım ya. Kendin niye çekiyorsun ya? Oo, ne olur girmesin. Westbrook da zaten coşmuştu. Onu da iyice perçinledi. Full court'a başladılar. Yardır Allah yardır, koşacağız. Koşacağız ama hani biz hızlıyız. Westbrook bizden hızlı. Onun yüzünden kaçmak pek mümkün olmadı. Kaçırayım deme çok güzel. Hani en azından bir iki saniye eritebildik. Bunu da at, gözünü seveyim. Çok güzel. Mola yetiyoruz tekrardan. 3 sayı olması güzel bir şey. Dışarıdan arayacaklar sayıyı. O güzel. Direkt dışarı koşun abi. İçeride beklemenin hiçbir mantığı yok. Dışarıda bekleyin. İçeride ne yapıyorsunuz? Her türlü dışarıdan kovalayacaklar sayıyı. İçeride olmanın hiçbir mantığı yok. Ya çıkın dışarı. Dışarı çıkın. Vaders, o kafa rahat. Ne olursun. Ya yemin ediyorum Vaders'ın. Ya duruyor duruyor, bize kalkıyor milletin. Yemin ederim ki bak, vallahi billahi ya. Vaders mola bile geldi, kritik üçlüyü attı. Olamaz böyle bir şey. Şimdi al başına belayı. En azından süreyi kullanırız. Bir şey olur belki, ne bileyim. Hani atak mı yapsam ya da İkinci overtime'a mı gitsek? Kendim kahraman mı olsam? Abi direkt geliyorlar. Double team'e geliyorlar. Ne olur kaçırayım deme. Rebound bizde, ne olursun. Çok güzel. Heh, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Oklahoma bu dakikada, daha doğrusu bu saniyede, daha doğrusu bu saniyede de faul yapıyorsa bu maçı zaten kaybetmeyi hak etmiş demektir. Full court'a geçiyorum direkt abi. 0.9 saniyede bile işi şansa bırakmıyorum. Gelin abi. Gelin. Gelin buraya. Yok öyle bir sayı, girmesinin imkanı yok ve Oklahoma deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı başarıyoruz. Oldukça zorlu 3 maç. Hep kıl payı döndük, hep kıl payı döndük. Bazen bizim hatamız oldu. Bazen takım arkadaşlarımın hatası. Bazen onların başarısı da oldu. Hakeza bundan önceki maç onların başarısıydı ama bu maçı da alnımızın akıyla yenmeyi başarıyoruz. Artık Oklahoma'yı kupa dışına ittik diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü NBA tarihinde 3-0'dan seriyi çevirebilen bir takım yoktur. Varsa bile bir tanedir ki ben inanın hatırlamıyorum öyle bir şey. Daha fazla uzatmayalım, bir istatistiklere geçelim. Westbrook gene en yüksek skorer isim abi. Hani nasıl tutmayı başarmıştım falan diyorsunuz ama arkadaşlar, şu field goal'a bakmanızı ben bir öneririm. 37 şut çıkarmış ve 16'sını sadece sokabilmiş. Westbrook'u gerçekten iyi tuttuk. Çok fazla denedi. Bu kadar denemeyi, bu kadar sayı, bence yani iyi defans yaptığımı düşünüyorum. Biz kendimize bakalım. 47 dakika oynamışız overtime ile birlikte. 46 sayı, 11 rebound, 23 asist, 5 top çalma ve 2 top kaybıyla maçı tamamlıyoruz. Üçlük yüzdemiz dışında çok da kötü bir şey yok. 11'de 3 üçlük. Siz arkadaşlar diğer kişileri incelerken ben videoyu burada tamamlıyorum.
Umarım son maç bizim için rahat geçer. Dediğim gibi artık o maçın prestij maçı olmasını umut ediyorum. Hani çıkarız gider ve rahat bir şekilde alırız. Tabi Oklahoma bu, ne yapacağı belli olmaz. Ama o maçı görmek için, daha doğrusu serinin devamını görmek için ve daha hızlı görmek için like atmayı, yorum bırakmayı ve kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu arada çifte perde var, sakın atayım deme. Rahat bir top, güzel bir şeyler yap ne olursun. Güzel bir şeyler yapmanı bekliyorum. Güzel bir şeyler yapmanı bekliyorum dememe kalmadan sen de gidip değirmeni vurursun. Bunlara ihtiyacımız var.